Bu atın ismi Haruhara. Aslında isminin ilk başta Spider-Man'den esinlenerek Mary Jane olması düşünülmüştü. Ancak isim çoktan alınmıştı. Haruhara, Türkçe'de kabaca bağrın güzelliği anlamına geliyor. Kendisi bir kısrak. Yani at lügatına göre dişi at. Bu güzel kızın en büyük özelliği dünyanın en kötü yarış atı olması. Haruhara, Japonya'nın güneyindeki Koçi şehri hipodromunda katıldığı 113 yarışta tek bir galibiyet bile alamadı. Ancak bir şekilde dünyanın en parlak kaybedeni olmayı başardı. Dünyanın en kötü yarış atı tabii ki biraz havada kalan bir tanım. Dünyanın bir yerlerinde Haruhara'dan daha kötü yarış atları da muhakkak vardır. Ancak amacı koşmak olan ve para kazanmak olan bir atın neden bir türlü kazanamadığı halde koşmaya devam ettiğini anlamak o kadar da kolay değil. Bu tuhaf hikayenin köküne inmek için önce minik bir Japonya turu yapmamız lazım. Eğer bir dünya vatandaşıysanız Japonya'yı sevmek için çok fazla sebebiniz var. Oyun oynuyorsanız Sony ve Nintendo var. Araba seviyorsanız Honda, Toyota, Lexus ve Skyline var. Tarih derseniz samuraylar ve feodal Japonya'nın romantik tarihi. Sinema derseniz Kurosawa. Edebiyat derseniz Murakami var. Japonya'nın Batı kültürüne bu kadar zıt olup Batı'yı bu kadar etkilemiş bir kültür olması bile başlı başına tuhaf. Konu spora gelince Japonya'dan azimlisi zor bulunur. Mesela futbolda profesyonelliğe 1990'larda geçmiş bir ülke olarak bütün dünya kupalarında iddialılar. Beyzbolda daha da iyiler. Dünya kupasına eş değer son dünya beyzbol klasik turnuvasını Japonya kazandı. Daha da tuhafı, ülkedeki liseler arası beyzbol turnuvasının ulusal kanallarda yayınlanan, profesyonel beyzboldan bile fazla izlenen büyük bir spor olayı olması. Bu aslında şan, şöhret veya çekişmeyi değil, özünde sporu ne kadar fazla sevdiklerini gösteriyor. Tıpkı beyzbol gibi at yarışları da Japonya'nın iftihar ettiği sporlardan birisi. Büyük hipodromlar son derece modern ve lüks sosyalleşme tesisleri. Japonya'da at yarışı bahislerinin yıllık cirosu 25 milyar doların üstünde. Japonlar için bahse girmek kumardan ziyade bir oyun oynama geleneği. At yarışlarına bu kadar tutkuyla bağlı, hikayelere bayılan bir ülkenin haliyle sayısız şampiyonat hikayesi var. Hatta bazı hikayeler neredeyse ilahi bağlantılarıyla geliyor. Misal Formula 1 efsanesi Ayrton Senna'nın öldüğü gün doğan Silence Suzuka'nın hikayesi gibi. İsmini Senna'ya saygıdan ve saygı duruşundan alan bu at, tıpkı Senna gibi süratle liderliği alır ve yarışları beyaz bayrak ayna yaparak kazanırdı. Ve tıpkı Senna gibi bir trajediyle karşılaştı. Bir gün yine 10-15 boy farklı lider giderken düzlüğe çıkamadan sakatlandı ve mecburen uyutuldu. Kimileri Senna'nın ruhunun bu ata geçtiğine inanıyordu. Yine hikayelerin kendilerine has tuhaflıkları da var. Mesela kır, yani gri beyaz atlara duyulan takıntılı sevgi gibi. Japonya'nın en büyük at sahiplerinden birisi İmparatorluk Kupası koşusunu İngiliz atlarını ender görülen kır atlarla kazanmaya takmıştı. Atçılıkla az çok alakanız varsa bunun mantık dışı bir fantezi olduğunu anında anlamışsınızdır. Yani bununla uğraşana deli veya Gandalf derler. Ama o kır at hastası adam Tennasho yani İmparatorluk Kupası koşusunu iki tane farklı atla kazanmayı başardı. Önce 1982'de Mejuro Titan ve ilginç şekilde 1991 ve 92'de Mejuro Titan'ın oğlu olan Mejuro McQueen'le. Neyse tam da o dönemlerde yani 90'ların başında Japonya'da atçılık yerel bir eğlence olmaktan çıkıp global anlamda büyük bir isim yapmaya başladı. 80'li yıllarda düzenlenmeye başlayan Japan Cup yarışında Avustralya veya Amerika'dan gelen atları sürekli kaybeden Japon atları dünyanın dört bir yanındaki önemli koşularda söz sahibi olmaya başladı. Japonya tıpkı futbol ve beyzbolda kurduğu altyapının bir benzerini atçılıkta da gerçekleştirdi. Yurt dışından değerli aygırlara ve kısraklara yatırım yaparak atçılığının spektrumunu genişletti. Haruhara da tam bu dönemlerde ortaya çıktı ve bir anda at yarışları ülke genelinde patlarken bu at ülkenin ücra bir köşesindeki dökük bir hipodromun umudu oldu. Neredeyse bütün efsane atların ilginç bir yetişme hikayesi vardır. Haruhara da farklı değildi. Haruhara ufak tefek bir taydı. Zaten soyu yani pedigrisi de öyle ağım şağım değildi. Babası Nippo Teyo Japonya'da bir şampiyondu. Ancak yavruları pek sükse yapmamıştı. Sonuçta Hokkaido'daki Shinada harası Haruhara'yı açık arttırmalarda satmaya çalıştı ama alıcı çıkmadı. Haruhara'da yarışması için rekabetin büyük hipodromlara kıyasla küçük kaldığı Koçi'ye yollandı. Ancak Haruhara asla tam anlamıyla bir yarış atı değildi. 400 kilo bile gelmiyordu. 2 yaşında ilk defa eğer vurmaya çalıştıklarında sinirlenip seyisini ısırmaya çalışmıştı. Eğer kayışı sıkılırken tıpkı şımarık bir çocuk gibi kendini yerlere atıyordu. Kolayca sıkılıyor ve yürüyüşe bile çıkarılmak istemiyordu. Haruhara 1998'in Kasım ayında ilk koşusuna çıktı. Beklenildiği gibi 5 at arasında sonuncu oldu. Ve bu böylece sürüp gitti. Yani 5 yıl boyunca kaybetti. 2003 yılına gelindiğinde kendisinden de kötü atlar bulmayı başardı. Birkaç koşuda elde ettiği ikincilikler hariç 87 startında
hiçbir başarı elde edemedin. Tuhaf olan 7 yaşına gelmiş ve zararına koşan bir atın koşturulmaya devam edilmiş olması. Daha da tuhafı Haru Urana'nın bu 87 yarışlık süreçte ufak bir tırnak problemi hariç hiç sakatlanmamış olması. Ne bir eklem ne de bir tendon problemi. Hatta kısrak zamanla sakinleşmiş, huysuzluk yapmayı da bırakmıştı. Çıkıyor, koşuyor ve sonuncu oluyordu. Ama işini kötü yapsa da her gün işe gitmeyi bırakmıyordu. Sonra 2003 yazında Koçi'nin yerel gazetesinde çalışan Ken Ishii adlı bir muhabir 87 yarıştır kaybeden atın hikayesini yazdı. Haber akşam gazetesinde küçük bir sütunda "Hadi artık bir kez kazan" başlığıyla yayınlandı. Haberi gören Koçi Hipodromu halkla ilişkiler sorumlusu Masashi Yoshida iflasın eşiğindeki hipodrom için "Fırsat bu fırsat" deyip haberi Japonya'daki bütün ajanslara yolladı. Ve Haru Urara bir kar topu efektiyle beraber bir anda ünleniverdi. Artık bütün Japonya bu kazanamayan atı konuşuyordu. Hediyelik eşyaları satılıyor, hatta Japonlar sırf uğur olsun diye Haru Urara'ya bahis oynuyorlardı. Sosyal medya öncesi çağda bir atın nasıl bir anda bu kadar popüler olduğunu açıklamak zor. Atın başlı başına bir karakter olduğu kesin. Hello Kitty desenli tuhaf kulaklığı, ufak tefek yapısı ve aslında yarışmakla en ufak bir alakası olmamasıyla Haru Urara yaramaz bir kız çocuğunu andırıyordu. Belki de bu yüzden bu kadar sevilmiştir. Aynı yılın Aralık ayında popülerliğinin zirvesini yaşayan Haru Urara 100. yarışına çıktı. 5000 kişi ve 33 farklı basın organından 120 muhabir Haru Urara'nın galibiyetini izlemek için tribünleri doldurmuştu. Ancak kısrak yine kaybetti. Bir tarafta hipodrom yetkilileri Haru Urara'nın popülerliği açısından kaybetmeye devam etmesini isterken yetiştiricisi Shinada Harası kazanmasını bekliyordu. Çünkü artık kimse Haru Urara'nın annesi Heroi'nin yavrularını almak istemiyordu. Haru Urara bir türlü gündemden düşemiyordu. Hakkında şarkılar yapılıyor ve bir anime kahramanına dönüştürülüyordu. Hatta dönemin başbakanı Junichiro Koizumi, "Haru Urara bir kez için bile olsa kazansın isterim. Bu at bize yenildiğimizde vazgeçmememiz gerektiğini anlatıyor" diyerek siyasi ajandasına Haru Urara'yı da dahil ediyordu. Ekonomi kötü mü? İşsizlik mi artıyor? Bakın Haru Urara'ya. Kaybetse de koşmaya devam ediyor. 2004 yılının Mart ayında daha da absürt bir olay yaşandı. Japonya'nın baş jokeyi Yutake Take bir yarışlığına Haru Urara'ya binmeyi kabul etti. Take'nin yolu normalde Koçi Hipodromu'ndan geçmezdi. Ancak yerel açılığa ufak da olsa bir katkısı olsun istemişti. Aslında Haru Urara'ya da eleştirel bir gözle bakıyordu. Ona göre açık koşular kazanan şampiyon atların Haru Urara kadar ilgi görmemesi yanlıştı. Yani bir manada yaptıkları işin sulandırıldığını ve kutsallığının bozulduğunu düşünüyordu. Ancak 106. yarışı için Haru Urara'ya bindiği anda Take'nin bakış açısı tamamen değişti. Haru Urara aslında at yarışlarının yüzüydü. O gün köhne Koçi Hipodromu türbünlerinde tam 13.000 kişi vardı. Sadece Haru Urara yarışında 3.5 milyon dolarlık bahis oynanmış, hipodromun bütün rekorları alt üst edilmişti. Take, Haru Urara ile birlikte piste çıktığı anda bir uğultu koptu. Kısrak gerçekten de bir stardı. Ve Haru Urara o gün usta jokey ile birlikte ya bir destan yazdı demek isterdim ama yine kaybetti. Hem de 11 at arasında 10. olarak. Ama kaybederken yine bir tür destan yazdı. Efsane jokey Yutake Take ile birlikte tezahüratlar eşliğinde zafer turu attı. Her yenilgide aslında bir zafer vardır klişesini doğrularcasına gururla kenterini yaptıktan sonra ahırına geri döndü. Birçok şampiyonat böyle büyük bir ilgi ve muamele görmemişti. Sonuçta Haru Urara asla kazanamadı ve 113 yarışın ardından emekli oldu. Ama emekliliğiyle beraber tuhaf hikayesi daha da tuhaflaştı. Önce kısrağın Japonya'nın o dönemki en büyük aygırları Deep Impact veya Stay Gold'la çiftleştirilmesi gündeme geldi. Bu tarz aygırların fiyatları çok yüksektir ve öyle önüne gelen her kısrakla çiftleşemezler. Kısrağın da belli başarılar sergilemiş olması ve iyi bir pedigrisi olması gerekir. Ancak bu mantık dışı çiftleşme olayı asla gerçek olmadı. Haru Urara belki de kısırdı. At yarışlarını attı, son çalım da bu olurdu herhalde. Ama hayır. Haru Urara son bir sürpriz yaparak ortadan kaybolmayı da başardı. Adeta sırra kadem basmıştı. Tabii kaybolduğu dönemde Haru Urara patlamasının yaşandığı yıllar biraz geride kalmıştı. Ama bazı taraftarları tabii ki onu unutmadı ve akıbetini merak etti. Şu ana kadar hep biz Japonya'nın at yarışlarına olan tutkusundan bahsettik ama bu hikayenin birazcık karanlık bir tarafı da var. İnsanlar Haru Urara'nın Asya'daki at eteği endüstrisine kesim için satıldığını düşünmüştü. Bu kadar ünlü bir at nasıl olup da böyle bir sona kavuşabiliyordu? Dürüst olmak gerekirse geçmişte benzer hikayeler yaşanmıştı. Amerika'nın en büyük koşusu Kentucky Derby'yi kazanan şampiyon Ferdinand 1994 yılında 8 yaşındayken aygırlık yapması için Japonya'ya yollandı. Ferdinand Japonya'da başarılı bir aygır olamadı ve verdiği tay sayısı her yıl düşmeye başladı. Ta ki 2000'lerde tamamen ortadan kaybolana kadar.
Amerikalılar pay vermediğini görüp atın peşine düşünce Ferdinand'ın at eti sektörüyle çalışan bir araca satıldığını öğrendi. Bir zamanların büyük şampiyonu muhtemelen köpek maması olmuştu. Gerçekten utanç verici bir hikaye. Ama en azından bu hikayenin mutlu bir sonu var. Zira Haru Urara birkaç ayın ardından Onjuku şehrindeki bir çiftlikte emekliliğin tadını çıkarırken bulundu. Epeyce kilo almış, otların ve çimenlerin tadını çıkarıyordu. Haru Urara yarışmak için tasarlansa da yarışmak için doğmamıştı. Hak ettiği hayatta sade bir çiftlik hayatıydı. Daha da mutlu bir son isteyenlere 27 yaşındaki Haru Urara'nın bugün hala hayatta olduğunu söylemek isterim. Taraftarları favori kaybedenlerine her yıl kilolarca havuç bağışlamaya devam ediyor. Başlıktaki iddiaya gelirsek, Haru Urara'dan daha fazla yarış kaybetmiş ve hiç kazanamamış başka atlar da var. Ancak hiçbirisi Haru Urara kadar güzel kaybetmedi. O, insan veya at fark etmez, bütün kaybedenlerin kahramanıydı.